Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Ehl-i Sünnet'in hocaları kendi arasında üçe ayrılıyor. Fakirliği savunanlar, orta direkler ve zenginliği savunanlar. Genç hoca zenginliği savunanlardan. Ne var canım, Mercedes'e bindiyse binecek tabii. Havuzlarda omuzundaki ağrıya iyi geliyor. Ama hepsinin ortak noktası, karnına taş bağlayan peygamberi anlatıp zengin olmayı başaran insanlar. Çok ilginçtir. Resul'ün karnına taş bağladığını övüne övüne anlatırken yine aynı Resul'ün bir keçi yavrusuyla bütün Medine'yi, bütün orduyu doyurduğunu, işte bir damlayla şöyle yaptığını, bir tükürükle suları taşırdığını, on parmağından sular akıttığını savunan insanlar. Yani bir tas kabı bir orduyu doyuracak kadar bereketlendiren de aynı kişi ve karnına taş bağlayan da aynı kişi. Nasıl oluyor, siz anlayın. Şimdi videoyu dinlediğiniz zaman inanın çok şaşıracaksınız. Bunun sebebi, bu adam, bu şahıs, bu kardeşimiz bu araba ya da dükkan videosuyla prim yaptı. Bu da şimdi benzerlerini çekmeye başladı. Şimdi bakın, hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Hocam, her arabaya bir bahaneniz var. Bu da nedir acaba? Şimdi bir külli irade, bir cüz'i irade vardır. Hangi anne babadan doğacağım ve paranın da bana mı nasip olacağı? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi annenizin babanızın doğumuna müdahale edemezsiniz. Tabii bunların gelirine de müdahale edemezsiniz derken cebinde hazırladığı 1 dolarları çıkartıyor. Bu 1 dolarlar arkadaşlar zaten kaydeder bir para değil de, velev ki diyelim ki doğru. Ne yapar yani, tanesi 8,5 lira. Buradaki bu elindeki para arkadaşlar aslında ne biliyor musunuz? Düğünlerde dağıtılan sahte paralar. Peki bu düğünde dağıtılan sahte para nedir? Arkadaşlar, bu düğünlerde böyle sahte 1 dolarlar, bak şuradakinden, ya da buna benzer TL'ler dağıtılıyor, satılıyor. O Japon pazar, tahtakale pazarı tarzı dükkanlarda bu paralardan satılır desteğiyle. Ve bizim Müslümanlarımız bunu alır, düğünde çoluğa çocuğa dağıtırlar. Sahte parayı, evet. Peki bu ahlak mı? Bu Müslümanlık mı? Sizin dininiz bunu nasıl normal görüyor? Ki elhamdülillah aynı dinden değiliz. Yuva kuruyor, evleniyor ve düğününde sahte para dağıtıyor. Ya da boş zarf. Çocuklara zarf veriyor. Çocuk oradan para çıkacak ümidiyle zarfı yırtıyor ama içi boş. Niye? Boş elinle kediyi çağırmak, boş elinle köpeği çağırmak gibi bir şey mi zannediyorsun? Çocukları suistimal ederek, kandırarak. Bu ahlak mı yani? Şimdi bakın, peki parayla anne baba bizim tercihimiz değilmiş. Gerisi nasıl bir tercih, dinleyelim. Bakın, buyurun. Külli irade Allah-u Teala'nın istemesidir. Parayla da Mercedes'e, BMW ya da Range Rover'a bineceğim de cüz'i iradedir. O da benim. O da senin iradendir. Ama bunların hepsindeki mantık hatası bunda da var. Nasıl bir mantık hatası? Bakın bitirsin. Bir de Allah razı olsun diyor. Allah hepimizden razı olsun. Saydığı arabanın üçü de zaten aynı klasman. Cahil herif. Mercedes, BMW, Range Rover zaten aynı ligin arabaları. Cümleyi şöyle kurması lazım. Hacı Murat'a mı, Range'e mi bineceğim? Benim tercihimdir. Oldu. Renault'a mı bineceğim, BMW'ye mi bineceğim, Audi'ye mi bineceğim? Bu tamam, bu doğru cümle. Adam 3 tane araba sayıyor. Demek ki özel hayatında başka arabası, markası yok sanki. Üçü de üst segment. Süper Lig'in arabaları. Şimdi bu zengin sakallı cübbeli tayfanın savunduğu ne? Savunduğu da ne biliyor musunuz? Kendi hurafelerinden bahsedeyim mesela. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Bunların lafları. Niye? Çünkü öyle büyümüşler. Hazreti Süleyman, orayı karıştırmayalım. Çok mal haramsız olmaz ya sözde. Arkadaş, laf çok olabilir, yalan olmayabilir. Sizin gibi az konuşanları ben biliyorum, hepsi yalan. Az olunca laf ya da para az olunca helal mi oluyor yani? Hem parası az hem de haram olamaz mı yani?
İşte bu insanların günümüzde dini bu hale getirmelerinin sebebi karşılarındaki insanların düşünmemeleri. Eğer siz düşünmezseniz, aklınızı kullanmazsanız bu adamlar sizi kullanır. Hangi arabayı seçeceğin senin tercihinmiş. Peki tercihlerinin arasında yolda kalmışa yardım etmek var mı? Bakın, yangın bölgesine gittim. Elimizden ne gelirse bir şeyler yaptık. Türkiye'nin herhangi bir yerinden, Adıyaman Menzil'den, İstanbul Fatih'ten ya da siz söyleyin Konya Konevi Hazretlerinden orada bir tane cemaat yoktu. Sizin inancınıza göre bir otobüse ya da bir minibüse 15-20 kişi binseniz de gidip o yangına müdahale etseniz, yardım etseniz olmaz mı? Ya da orada çalışan insanlara bir su verseniz, bir teşekkür etseniz, bir takdir etseniz, yanlarında olsanız olmaz mı? Ya da o bölgede gidip temizlik yapsanız, bir poşetle oradaki zirzibili toplasanız olmaz mı? Siz Allah'ınızı camiden ne zaman çıkartacaksınız? Sizin nasıl bir inancınız var? Yola inmeyen, hayata müdahale etmeyen, sele, yangına, depreme karışmayan, sizin nasıl bir Allah'ınız var? Sizin nasıl bir kitabınız var? Tamam, Kur'an'la işiniz yok. Buralara yardım etmek için elinizde bir Hureyre yok mu? Bir Buhari, bir Müslim yok mu? 5-10 kişi bir otobüse binip de gitseniz. Şu arabalara bakın. Paşamın arabasına bakın. Bu arabayla şöyle bir 5-10 koli su taşısan, biraz ekmek arası kaşar yapıp da götürsen olmaz mı? Ama sen susacaksın, bu sakalın konuşacak kabre girince. Sakal senden önce cevap verecek. Ben şahidim, bu mümin, ey Allah'ın Resulü, buna şefaat et diyecek. Senin cüz'i iradende, senin külli iradende hiç yolda kalmışlara müdahale etmekle ilgili bir şey var mı? Bana kızıyorsunuz. Kızan çok. Neden? Neden? Söylediğimin tersini ispat eder misiniz? Antalya, Aydın, Manavgat, Edremit, bu yanan yerlerde, yanan yerlerde Menzil'den bir otobüs gidip de bir kova su taşır mı? Allah'tan korkmazlar. Hep beraber pikniğe gidiyorsunuz. Hep beraber rezidanslara gidiyorsunuz. Hep beraber size özel haremlik, selamlık, 5 yıldızlı otelleriniz bile var. Bunların hesabını Rabbime vereceksiniz inşallah. Ve kendi elleriniz, ayaklarınız, işte şu gördüğünüz arabalarınız, yaşadığınız hayat sizin belanız olacak. Aynı Suudlar gibi. Şu anda Suudi hükümeti altın varaklı evlerde yaşıyorlar. Ama girdikleri toprak aynı. Allah bir gün bunun hesabını hepinizden soracak. Tüm kalbimle inanıyorum. Selam ve dua ile.